ile geçti rakip. Uzaktan oldukça sert bir şut ve rakip oyuncumuzdan dönen top taca gitti. Taç Futsal Project Antwerpen. Hemen 2 puan farkla üzerinde 2. sırada ve bu arada kalecimizden muhteşem bir kurtarış. Mücadele veriyor Paytaç ise yine. Bu arada kalecimizden kritik bir kurtarış demeye kalmadı. Ve dönen topu maalesef rakip tamamladı. Skor 1-0. Dakika 5. Tehlikeli vuruşları var diyebilirim ve bu arada evet 20 numaralı oyuncumuz Ramazan Çelik'e yapılan müdahale ve bu arada devre arasında ilk yarı ve bu arada etkili bir pozisyon ve kalecimizden son derece kritik bir müdahale. 3'e 1 yakalan oyuncularımız. Evet. Evet kalecimizden son derece kritik bir kurtarış. Bravo. Evet abi şöyle görüntüdeki kalite. Yayın kendini sonlandırdıktan sonra tekrar düzenlemeye gidiyor. Dolayısıyla buna fazla bir şey yapma şansımız yok. Bunun için yüksek kalitede bir görüntü yapabiliriz. 1-0. Evet 7 numaralı oyuncumuz Giray. Evet muhteşem klas bir gol. Gelişine temiz bir vuruş ve muhteşem bir gol diyebilirim. Ve tekrar evet 26 numaralı oyuncumuz Necati. Evet. Evet. Gerçekten muhteşem klas bir gol. Ankara Tuba. Oy Mr. Tubbs. Oylius. Ve tekrar hakem. Evet direkt kaleye şut ve oyuncumuza çarpan top kornere gitti. Evet 5 numaradan klas bir gol. Evet 2 dakikada 2 gol geldi Futsal Project'ten. Evet skor 3-2 oldu. Bu arada oyuncumuz direkt kaleye şut ve rakip kaleciden bakıyoruz kornere giden top. Evet 26 numaralı oyuncumuz Necati. Oldukça derinlemesine isabetli bir ara pas düşüncesi ve bu arada kalecimizden yine klas bir kurtarış. Genç kalecimiz evet Semih abi aşırttı ve maalesef. Evet bu arada rakip araya girdi top kontrol etmeye başardı. Direkt kaleye şut ve kalecimizden kritik bir müdahale. Taç Futsal Project'in ve direkt kaleye şut ve yandan avuta giden top. Tekrar kalecimiz sol taraftan Yusuf Öztürk'le oyunu başlıyor. Evet. Oyuncumuza yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Bakıyoruz sarı kart var mı? Evet oldukça uzak bir mesafe. Topun başında Yusuf Öztürk. Direkt kale. Hadi be. Evet kale direğinden tekrar kalecinin kucağına dönen top oldu. Son derece kritik bir pozisyondu. Evet bakalım bu arada tekrar geriye dönen top oldukça uzaktan direkt kaleye şut ve kalecimiz evet, Necati'ye yapılan hareket sonrasında hakem tekrar faul düdüğünü çaldı. Evet bakıyoruz. Rakip hadi be. Ve bu arada
Evet, oldukça klas bir şut. Kale direğinin üst köşeden farklı şekilde out'a giden top. Ve bu arada kalecimizden yine kritik bir müdahale. Özellikle evet, direkt kaleye şut ve kalecimizden kritik bir müdahale. Hadi be! Evet, Necati abiden direkt kaleye şut. Rakip kalecinin üzerine gelen bir top. Evet, Kiray'dan direkt kaleye şut ve üstten farklı şekilde out'a giden top. Evet, direkt kaleye şut ve üstten farklı şekilde out'a giden top. Ve bu arada Necati top kontrol etmeyi başarabilecek mi? Hadi be! Evet, bu arada evet, Kiray'a yapılan müdahale sonrasındaki faul düdüğünü çaldı. Evet, oldukça bakıyoruz, yaklaşık bir 14 metrelik bir mesafe var kaleye. Buradan direkt kaleye bir şut gelir mi diye bakıyoruz. Topun başında 7 numaralı oyuncumuz Giray. Evet, 7 numaralı oyuncumuz Giray. Evet, frikikten son derece temiz. Evet, bakıyoruz. Uzun top düşüncesi ve rakibe çarpan top tekrar out'a gitti. Evet, genç kalecimiz, kral kalecimiz bu gece son derece önemli kurtarışlara imza attı ve bu arada oldukça evet, Necati abiden son derece kritik bir müdahale ve top kornere gitti. Korner Futsal Project'in. Bravo, bravo! Aslanım benim. Evet, kalecimizden 3 defa üst üste kritik müdahale. Gerçekten muhteşem kurtarışlara imza attı diyebiliriz. Genç kalecimiz adım adım geleceğe ilerliyor ve bu arada hakem oyunu devam ettirdi ve pozisyon topa müdahale dedi ve bu arada rakipten gol geldi. Skor 4-4. Evet, oldukça sert bir şut ve rakip kaleciden kornere giden top. Evet, maalesef oldukça başarısız bir ara pası ve 4'e 1 yakalandı oyuncularımız. Umarım tehlikeli bir pozisyon olmaz ve evet, 91 numaralı oyuncumuz Yusuf Öztürk'ten son derece kritik bir müdahale. Hadi. Evet, direkten kritik bir şut ve direkten geri sahaya dönen top. Evet, tekrar bakıyoruz. 7 numaralı oyuncumuz Giray'ın kontrolüne top out'a gitti. Abi, marka. Hadi be! Evet, rakibe çarpan top kornere gitti. Son derece net bir pozisyon. Giray dokunamadı topa. Kırkagi. Net bir faul vardı ama hakim oyunu devam ettirdi. Umarım buradan tehlikeli bir pozisyon oluşmaz ve Yusuf Öztürk'ten kritik bir müdahale. Evet, Ramazan Çelik. Maalesef. Hadi be, yapmayın be ya. Hayret bir şey ya. Evet, maalesef.
3 oyuncunun arasından geçen topu arka tarafta boş kalan oyuncu kale alanına göndermeyi başardı. Evet, 7 numaralı oyuncumuz Giray. Ve tekrar satıra vuruşuyla aslanım Giray. İşte bu. Evet, kayıtlı dostlar, öncelikle yayınımıza burada tekrar son veriyoruz. Özellikle kayıt attı, tebrik ediyorum. Alınan 6-4 net bir skorla ikincilik sırasına yükseldiler. Tebrik ediyorum oyuncularımızı. Güzel bir futbol vardı, güzel bir skor vardı. Evet Yusuf Bey, gel şöyle bir gel. Evet. Evet, tebrikler. Vallahi helal olsun. Güzel maçtı ya. Gerçekten güzel maçtı. Adama iyi de. İnşallah güzel, sağlam bir takım var. Tebrik ediyorum. İkinciliğe yükseldiniz. İnşallah aynı önümüzde iki maç var. Diğer takımın üçüncünün de yine iki maçı var. Aslında elimizde, her şeyimiz elimizde. İki maçı yersek inşallah iki iç alır. Güzel güzel. Önümüzdeki hafta kişiler. Ramazan'da iki maçınız var. Özellikle Ramazan'da iki maçlar var. O da iman gücüyle yeneriz inşallah. İnşallah umudumuz ondan yana. Allah'a şükür. İnşallah ayağına sağlık bu arada. Vallahi güzel maçtı. Çekişmeli geçti. Şey maçtı. Yani. Şimdi bu saatten sonrası bana kaldı. Gidiyorum ve videolar buradan, tekrar. Buradan bir tane seyircimiz Cengiz abi gel buraya gel. Gel abi gel. Gel Cengiz abi gel. Gel. Gel abi gel. Han versin. Şimdi reklam da yapalım. Ayıp olur biliyor musun? Han versin en büyük fayansçılarından bir tanesi kendisi. Cengiz abim. Gaziantep'lerden gelip bizleri seyretmeye geldi. Yok Gaziantep abi bizi seyretmeye geldi. Türkiye'deyim. Eyvallah. Gönüller bir olsun. Ya şaka var bir yana abi. Ama güzel maçtı. Çekişmeliydi. Hak ettik bence yani. Son haftaları gerçekten fazlasıyla hak ettiğimizi söyleyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Buralara kadar geldik. İnşallah iki maç yeri bize eğer yenersek. İnşallah. Şimdi gidiyorum gollarını çıkarıyorum. Tamam. Tekrar pozisyonlarda onları ettik. Sana gönderiyorum. Birazdan soyunma odasına gelelim. Görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet değerli dostlar, bu gecelikle tekrar yayınımızda burada son veriyoruz. Özellikle payitaht Antwerpen deplasmana geldiği sahadan temiz bir skorla, 6-4'lük skorla sahadan galip ayrılmayı başardı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İkinci sıraya yükseldiler. Özellikle ikinciliğe yükselerek playoff yolunda büyük bir adım attılar. Umudumuz ondan yana ki playoff maçlarına kalıp bir üst lige çıkma şansını elde etsinler. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Tekrar önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Bu hafta yine yarın akşam Bellator Antwerpen maçı var. Cuma akşamı yine PSV Lier'in maçı var. Yarın akşam ve cuma akşamı tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. YouTube'dan bizleri takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.